Merhaba arkadaşlar. Farklı Bakış'ın bugünkü konuğu Caner Sarıca. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim. Caner hocam Türk Dili ve Edebiyatı alanında hem sınava hazırlık yönünde hem okulda ders anlatma yönünde oldukça yoğun bir süreç yaşarken bizim teklifimizi kırmayıp zaman ayırdığı için hem sizin adınıza hem kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum konukseverliğiniz için hocam. Sağ olun hocam. Şimdi Caner hocayla ne konuşacağız? Caner hocayla önce TYT Türkçe konuşacağız ama daha çok AYT'nin edebiyat kısmıyla ilgili ve AYT'nin eşit ağırlık kısmıyla ilgili Caner hocamın gerçekten çok önemli, ben önem verdiğim en azından çok ciddi görüşleri var. Bunları bizimle paylaşacak. Hocam öncelikli olarak hani hepimizin sorunu TYT Türkçe. Evet. Cidden yani 2019'da ve 2020'de çok belirleyici oldu. Türkçeden çıkan sınavdan çıktı, istediğini aldı. Türkçeden çıkamayan çok büyük sıkıntılar yaşadı. Evet. Bu konuda hocam genel bir değerlendirme yapar mısın? TYT Türkçe testiyle ilgili. Önce 2020'den başlayalım hocam. 2020 TYT testinde, Türkçe testinde şunu gördük. ÖSYM üniversiteyi alacağı öğrencilerin okuduğunu anlamasını bekliyor kesinlikle. Ve diğer alanlarla, diğer bilimlerle de işte felsefedir, coğrafyadır. Bunun gibi alanlarla da dirsek teması olduğunu gördük soruların, paragrafların. Felsefi yönü ağır paragraflar gördük. Bu açıdan anlam soruları çok önemli, önem teşkil ediyor. Geçtiğimiz yıllarda dil bilgisiyle anlam hep dengeli gidiyordu. %60'a 40 şeklinde. Bu son TYT'de gördük ki artık %70, %80 anlam önem kazanmış durumda. Bu yüzden paragraf soruları, anlam soruları, cümlede anlam, sözcükte anlam ve paragrafta anlam soruları öğrenciler için çok önemli. Bunu görmüş olduk somut bir şekilde. Peki, yani gördük ama hani nasıl çıkacağız bu işin içinden? Mesela yapamıyor öğrenci çok net bir şekilde. Sınavdan önce 30-35 arası Türkçe yapan öğrencilerin 25'lere düştüğünü gördük. Evet. 25'in altına düştüğünü gördük. Evet. İyi yapan öğrencilerin yine beklediğini alamadığını gördük. Ya da çok uzun sürdü bitirmeleri. Mesela Türkçeden çıkmak çok zaman aldı. Paragraf konusunda bize ne önerirsiniz hocam? Ne yapalım? Hocam tamamen idman meselesi aslında. Antrenman yapacak. Antrenman yapılacak. Nasıl bir antrenman? Şimdi benim oluşturduğum mantık, öğrencilerime söylediğim mantık da şu. TYT testinde karşınıza kaç tane anlam sorusu geliyor? 30 diyelim. O zaman öğrenci bir oturuşta 30 soruyu 30 dakikada yanıtlamalı. Doğru mu? O zaman çalışmayı da bu yönde yaparsa, yani bir oturuşta arka arkaya sıkılmadan 30 anlam sorusunu çözmeye alışırsa, sınavda çok daha rahat edeceğini düşünüyorum ben. Geri kalan 10 soru ses yazım noktalama da dahil olmak üzere dil bilgisinden geliyor. Şimdi dil bilgisi önemli değil dersek sıkıntı. Yani tam yapmak isteyen, derece yapmak isteyen öğrencilerin dil bilgisine de ağırlık vermesi gerekiyor. Ama paragrafa çalışırken öğrenciler farkında olmadan aslında ses bilgisine de çalışıyorlar. Yazım kurallarına da çalışıyorlar. Çünkü o paragraflar, kaliteli yayınların paragrafları, çok rafine metinler. Yani orada bir sözcüğün doğru yazımını da öğrenci farkında olmadan görüyor. Evet. Nerede virgül, nerede noktalı virgül, en çok problem yaşadığımız noktalama işaretleri virgül ve noktalı virgül. Bunların nerelerde kullanıldığını görüyorlar, doğru bir metin okumuş oluyorlar ve farkında olmadan diğer dil bilgisi alanlarına da çalışmış oluyorlar. O yüzden bir oturuşta 30 soruyu arka arkaya çözmeye alışmalarını ben tavsiye ediyorum öğrencilere. Yani bunu ben mesela kendi öğrencilerime her gün olmasa bile 2 günde bir 40 soruluk TYT Türkçe alan denemesi. Kesinlikle. Ya da ALES'in 40 sözel sorusunu mutlaka çözmelerini tabii öneriyorum. Tabii yani yüksek seviyeli sorularda görmeleri gerekiyor. Tabii kimi öğrenci denemeyle başlar, kimi öğrenci konu testiyle başlar. Bu değişiklik gösterebiliyor seviyeye göre. Anladım. Peki bu paragraflardaki hani metinleri ne bileyim tabii ki yakalama şansımız yok. Evet. Ama sürekli olarak mesela geçmiş yılların sorularına baktığımız zaman hep belli konulara atıf yapıldığını ya da belli konulardan metinler alındığını ya da o konuya öğrenciyi düşünmeye iten metinler alındığını görüyoruz. Böyle bir şey var mı hocam? Yani hani öğrencinin buna şimdi çok çünkü derya deniz bir alan hani herhangi bir alandan soru gelecek falan demek çok nokta mümkün değil. Nokta dışı yapmak çok mümkün değil paragrafta. Peki biz nasıl geliştiririz kendimizi? Hani tamam günde 30 tane 40 tane soru çözerek antrenman yapabiliriz. Ama hani bir okuduğunu anlama sıkıntısı var hocam. Kesinlikle. Şimdi yani bir anlama sıkıntısı şöyle. Çabuk anlamamız lazım. Nasıl anlamak yaklaşmak yetmiyor gerekiyor yani. Aynen. Anlamak gerekiyor. Yetmiyor yani. Doğru, kesinlikle. Belli paragraf soru tipleri var zaten. İşte yeni nesil, yeni karşımıza çıkan bazı paragraf tipleri var. Eskiden beri sorulan işte ana düşünce, konu, başlık gibi
paragraf soruları var. Her paragraf tipine yaklaşımı farklı olmalı tabii ki öğrencinin. Örneğin bir yardımcı düşünce sorusu, olumsuz soru kökü içeren bir yardımcı düşünce sorusunda öğrenci şunu düşünmeli. Şıklarda okuduğum 4 öneri, 4 cümle paragrafın içinde yer alıyor zaten. Ben onları bulmalıyım şeklinde yaklaşırsa vakit kazanmış oluyor. Paragrafın ana düşüncesini soran bir soruyla karşı karşıya kaldığında ona yaklaşım tarzı daha farklı olacaktır tabii. Ben şunu söylüyorum öğrencilerime. Metni bir okuyun ve tek cümleyle özetlemeye çalışın. Yani ana düşünce paragrafın içinde de olabilir, içinde olmayabilir. Bu yoruma sizin ulaşmanız da gerekebilir. Buna sezdirmeci tip paragraf diyoruz artık. Son yıllarda bu tip paragraflar çok çıkıyor. Yani kendilerince metin okuyup bir cümlelik özetini çıkarıp o özeti şıklarda aramaları. Örneğin. Yani belli tiplere belli yaklaşım tarzları belirlemesi gerekiyor öğrencilerin. Paragraf tiplerine. Kesinlikle. Ve bunu da özür diliyorum lafınızı kestim. Deneme çözdükçe, konu testi çözdükçe hangi tipte daha yetersiz olduklarını öğrencilerimiz tespit edebilirler. O yüzden yanlış yapmak çok önemli aslında paragrafta. Denemede yanlış yapmak, sınavda yanlış yapmak çok değerli. Şu açıdan öğretmenle bu yanlış paylaşıldığında doğru bir yönlendirme yapabiliyor öğretmen. Öğrencinin nerede eksik olduğunu, nerede daha fazla çalışması gerektiğini çıkarabiliyor. Bu açıdan yanlış yapılan soru çöpe atılmasın. Muhakkak üzerinde düşünülmesi gereken bir husus aslında. Bence de. Şimdi burada tabii siz bunu söylerken benim aklıma şey geliyor hocam. Okuldaki öğrenci tamam. Öğretmene ulaşabilen öğrenci tamam. Evet. Ama şimdi bir sürü mezun var. Evet. Öğrenciye ulaşamayan öğrenci var. Evet. İşte öğretmene ulaşamayan öğrenci var, özür dilerim. Doğru. Şimdi burada da her zaman söylüyorum. Caner hocamızın bir YouTube kanalı var. YouTube kanalını aslında okuldaki öğrencilerle iletişim kurmak için açtığını söyledi bana. Ama ilerleyen, gelişen bir kanal. Ben bir bakmanızı öneriyorum. Hani yanlış yaptığınızda soracağınız kimse yoksa, işte Caner Hoca orada antrenmanlar yapıyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani bence arkadaşlar Caner Hocamızın YouTube kanalını bir takibe alın. Bir bakın, bir inceleyin. Göreceksiniz. Hani belki de aylardır, belki de yıllardır içinden çıkamadığınız o küçük konuları bir anda çok net bir şekilde halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü eğer bir öğretmen gelip de Bekir Hoca'nın kanalına çıkmışsa orada bir şey vardır arkadaşlar. Bunu iyi değerlendirin. Bunu lütfen iyi değerlendirin. Caner Hocam, şimdi bir de Türkçe ile ilgili çok çok uzun konuşacağımız videolar ileride Caner Hoca ile mutlaka olacaktır. İnşallah. Onun kanalında, benim kanalımda. Bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Ben bugün biraz da edebiyat konuşmak istiyorum. Konuşalım. Sevgili eşit ağırlık öğrencilerine. Evet, sözümüz size. Aynen. Eşit ağırlık öğrencilerine hocam, genel olarak bütün derslerinden başlayarak, çünkü bu cidden hani ben bu konuda tamam kafa yoruyorum ama ya Caner Hoca'nın bu konudaki yaklaşımı beni çok etkiledi. O yüzden sizin de bunları duymanızı istiyorum. Bir hocam girer misin eşit ağırlık öğrencilerimizin ne yapması gerektiği konusuna? Ben sayısal öğrencilerden gireyim. Buyurun şöyle hocam. Buyurun. Şöyle ki hani hemen atlayacağız o tarafa. Nasıl bir sayısal öğrencisi fizik, kimya ve biyolojiyi bütün olarak düşünüyor? Bunlar birbiriyle dirsek teması olan bilimler, pozitif bilimler. Aynı şekilde eşit ağırlık öğrencisi de kendi alan derslerinde bu şekilde düşünmeli. Yani edebiyat tek başına çalışılacak bir ders değil aslında. Bunu etkileyen tarih, felsefe, coğrafya ve hatta din kültürü dersi bile edebiyata etkileyen dersler. Yani bu dördünü, bu alan derslerini bir bütün olarak görmesi gerekiyor bir eşit ağırlık öğrencisinin. Neden? Örneklerle açıklamaya çalışayım. Şimdi bize hep ezber konusu geliyor. Hocam bunları nasıl ezberleyeceğiz, nasıl bileceğiz? Tabii ki her şeyi ezberlemenin mümkünatı yok. Ama ezbersiz de olmuyor. Çünkü doğru yorum yapabilmek doğru bilgiyle, yani bizim kendimize kattığımız o bilgilerle, ezberlerle aslında yapılabiliyor. Çok güzel bir örnek vermişti eğitim fakültesindeki bir öğretmenim. Telefon numaranızın mantığı var mı? Yani nasıl öğreniyorsunuz telefon numaranızı? Bir mantığı var mı? Şuradan geliyor, buradan geliyor. Yok, ezberliyoruz. Doğru yorum yapabilmek için doğru bilgileri biliyor olmamız gerekiyor en başta. Şimdi ezber önemli ama amaçlı bir ezber yapmak lazım. Bilgileri anlamlandırabilmek için ilişki kurmak lazım. Sebep-sonuç ilişkisi kurmak lazım. Örneğin divan edebiyatı anlatırken diyoruz ki 15. yüzyıl divan edebiyatının gelişmeye başladığı, büyük atılım yaptığı bir yüzyıl. Şimdi 15. yüzyılı tek başına böyle ezberleyebiliriz. 15 diye aklımda tutabilirim ama tarih bilen bir öğrenci düşünür der ki 15. yüzyılda Osmanlı'da ne oldu acaba?
Neye ulaşacak? 1400'lü yıllar. 1453 İstanbul'un fethi. Fatih Sultan Mehmet imparatorluktaki bütün bilim adamlarını, sanatçıları İstanbul'a topluyor. İstanbul bir kültür başkenti haline geliyor. Ondan sonra kendisi de divan şiiri yazıyor. Hatta 15. yüzyıldaki padişahların hemen hepsi divan şiiriyle uğraşan kimseler. Yani bu yorumu yapabilmek için bu tarih bilgisiyle edebiyat bilgisini birleştirmek gerekiyor. Veya 19. yüzyıl Tanzimat döneminden bahsederken, Tanzimat 1, Tanzimat 2 diye bir ayrıma gidiyoruz. Bunun sebebi ne? Orada Osmanlı'nın siyasi durumunu bilmeden yorum yapmak pek mümkün değil. İşte Abdülhamit'in tahta çıkması, Abdülhamit'in tahttan indirilmesi vesaire, bunlar hep edebiyatı da etkileyen aslında unsurlar. Coğrafya ile ilgili bir örnek vereyim mesela. Yine divan edebiyatından diyoruz ki gazel Türk edebiyatına İran'dan, İran edebiyatına da Araplardan geçmiştir. Tamam, bunu ezberlemek gerekiyor. Ama şimdi bir haritayı, Orta Doğu haritasını göz önüne bulundurduğumuzda Anadolu'yla Arabistan arasında neresi var? İran var. Yani bu da adım adım gelen bir şey aslında. Böyle anlamlandırabilirsek bilgileri boşa ezber yapmamış oluruz. Yani birbirleriyle ilişkilendirmek zorundayız. Kesinlikle ilişkili hocam, evet. Aynen. Peki, edebiyat 2020 AYT'de. Evet. Nasıldı hocam? Beklediğimiz gibi miydi? Ya da bu pandemik süreçte konuların çıkarılması, evet, olayı nasıl etkiledi, evet, nereye getirdi? Yani şöyle gördük. Cumhuriyet döneminden pek fazla soru gelmedi. Hatta hiç soru gelmedi. Bunu gördük. Çalışan öğrencilerin emeği biraz boşa gitmiş gibi oldu. En azından romanla ilgili. Bize söylenen tiyatro, işte 50 sonrası tiyatro çıkarıldı idi. Ama büyük bir kısmını sınavda değerlendirmeye dikkate almadı ÖSYM soruları hazırlarken. Ama tabii bu sonraki yıllarda da böyle olacak diyemiyoruz. Aynı şekilde TYT ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Anlatım bozukluğu da aynı şekilde uzun yıllardır sorulmuyor ama sorulmadığı her yıl bunun sorulma olasılığını da artırıyor. Böyle bir durum var. Yani stres birikiyor yani. Stres birikiyor kesinlikle. Edebiyatta da bunu gördük. Yani belli konuların çıkarıldığını, hatta ÖSYM tarafından daha geniş kapsamlı bir konu çıkarma, eksiltme yapıldığını gördük. Ama nasıl çalışmak gerekiyor edebiyata? Bu sorunun cevabını ararken son 3 yıla, son 4 yıla yapılan sınavlara baktığımızda bir denge söz konusu hocam. 9. ve 10. sınıftan %50 ağırlıkta, 11. ve 12. sınıftan da %50 ağırlıkta bir soru karşısına geliyor çocuklar. Tabii Türkler şair bir millet aslında. O yüzden şiir önemli Türk edebiyatında. Evet. Bir eşit ağırlık öğrencisinin bence 19. yüzyıla kadar ki bütün şiir geleneğine hakim olması gerekiyor. Nazım biçimiyle, nazım türüyle, yüzyıllarla divan edebiyatından bahsedersek veya geçiş dönemi, daha eskiye gidersek İslamiyet öncesi Türk şiiri, bunları bir mantık çerçevesinde hazmetmiş olması gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman gerçekten bir soruda hem halk edebiyatı, hem divan edebiyatı, hem biçim bilgisi, hem tür bilgisi sorulabiliyor. Söz sanatları sorulabiliyor. Bu da 7-8 soruluk bir yer kaplıyor aslında. Gerçekten ciddi bir oran baktığımızda. O yüzden 9 ve 10. sınıfı 11. sınıfta halletmiş olması gerekiyor 12. sınıf öğrencisinin diye düşünüyorum. Yani tabii bunu yapabilse her şey yolunda, evet, ama şimdi bunu yapamayıp mesela şu anda uğraşan arkadaşlar var. Nereden başlasam? Yani ne nasıl yapsınlar? Anlatsam? Mesela öyle ya, mesela mezunlar var. Geçen yıl bir temel atmışlar, bir şeyler yapmışlar, hı-hı, ama olmamış. Hı-hı. Ya da işte ne bileyim, bütün iyi niyetiyle yapmak istemiş ama, evet, yapamamış 12. sınıfta. Şimdi birdenbire iş başa düşmüş. Evet. Ne yapsın hocam bu arkadaşlar? Genelden özele bir çalışma yapabilirler hocam. Yani genel dediğimiz şey nedir? Türler. Şiir, roman, hikaye, İşte tiyatro, deneme ve söyler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın zaten kitaplarında da ağırlıklı olarak bu türler. Onu da bir konuşalım yani, konuşalım MEP kitaplarını. MEP kitaplarında şimdi birazdan değinelim ona. Türlere hakim olmak gerekiyor. Şimdi sınava baktığımız zaman da tür bilgisinin de geldiğini görüyoruz. Türler arasındaki farklılıklar, türlerin özellikleri önemli. Yani önce bunlardan başlamaları gerekiyor. Şiir nedir? İşte şiir unsurları, ahenk unsurları vesaire bitirdik. Roman, roman türleri, roman nasıl yazılır, özellikleri nedir? Hikaye, masal, fable vesaire. Bütün türlerin genel özelliklerine hakim olarak başlayabilir öğrenci. Daha sonra özele inerek, şairlere inerek, yani şairlere direkt olarak sanatçıya inmek yerine dönemler ele alınabilir. Örneğin Cumhuriyet dönemi Türk şiiri, artık şiirle ilgili bütün teknik bilgileri edindik, dönemlere indik.
Cumhuriyet döneminde Garip Şiiri. Şimdi Garip Şiiri'nin genel özelliklerini, İkinci Emin'in genel özelliklerini, yani genel özelliklerden sanatçılara doğru. Sonra ne yapacak? İşte tek tek sanatçıların eserlerini, üsluplarını inceleyecek. Daha sonra eser, artık en son eser içerikleri. İşte eserdeki kahramanlar sorulabiliyor romanda, hikayede. Dönemlerin bayrak isimlerinden önemli eserler sorulabiliyor. Genelden başlayıp özele doğru gitmeleri daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Kafa karışıklığı olmadan ilerleyebilirler bu yöntemle. Vallahi yani gayet güzel bir yol haritası çizildi bence gençler. MEP kitapları için ne söylüyorsun hocam? MEP kitaplarından şöyle faydalanabiliriz. Orada biliyorsunuz ölçme soruları var, ünite değerlendirme soruları var. En azından soru tarzına hakim olmak açısından, yani nasıl bir soru gelebilir karşıma diye düşünürken onlara göz atmak, onları çözmek sınavdan önce çok faydalıdır diye düşünüyorum. Peki metin var mı yani? Kesinlikle. Okumamız gereken metinler. Kesinlikle ona gelecektim. Bu çalışmayı yaparken, sanatçı ve dönemle ilgili çalışma yaparken öğrencilerimiz mutlaka o dönemin bayrak sanatçısından bir metin görsün. Orhan Veli'nin birkaç şiirini okusun atıyorum. Cemal Süreyya'nın veya ikinci yeniden bir şairin metnini direkt olarak görsün. Ya da daha geriye gidersek halk edebiyatında. Biçim bilgisine çalışırken örnek metin üzerinde çalışsın. Çünkü onun özellikleri işte hece ölçüsü kaçlıdır vesairedir, öyle teknik detaylarla belli oluyor. Metin görmek çok önemli hocam. O yüzden çalıştığımız sanatçının en az 1-2 metnini de okumakta fayda var diye düşünüyorum. Aynen. Yani burada söylenenler bence çok kıymetli arkadaşlar. Genelden özele doğru gidilmesi, tarihsel sürecin, coğrafyanın içine katılması. Kesinlikle. Ya 1-2 tane de metin okuduğunuz zaman ilgili dönemin bayrak şairinden ya da yazarından. Aynen. Bence çok çok yararlı olacaktır. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bize vakit ayırdığınız için, görüşlerinizi paylaştığınız için. Umarım ilerleyen süreçte tekrar birlikte oluruz. İnşallah hocam. Söz alalım sizden yani. Tamamdır. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.